Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a soruluyor. El-Kaim, Mehdi Aleyhisselam'ın İmratul Müminin, müminlerin nüfuzu adıyla selamlanıp selamlanamayacağını sordu. Buyurdu ki, hayır. Bu Allah'ın Emrül Müminine verdiği öyle bir isimdir ki ondan önce ve sonra kafirlerden başka hiç kimse bu isimle adlandırılmamıştır. Allah için feda olayım. Peki onu nasıl selamlayacağız dedim. Esselamu aleyke ya bakiyatullah. Allah'ın bakiyesi. Esselamu aleyküm diye o şekilde diyor selamlayacaksınız diyor. Selam olsun sana ey Allah'ın bakiyesi şeklinde dedi ve ardından ilgili ayeti okudu. Hud suresi 86'da geçen eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim mealindeki ayettir. Bakiye. Bak eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. İnşallah, maşallah. Peygamberimizden gelen bir hadiste El-Kaim Mehdi Aleyhisselam'ın şöyle buyuracağı nakledilir. Kabe'nin örtüsüne sarılarak söylüyor bu sözünü. Ya Rabbi diyor ben yeryüzündeki Bakiyatullah'ım. Senin bakiyenim ya Rabbi diyor. İnşallah. Ben Allah'ın yeryüzündeki bakiyesiyim diyecek diyor. Mehdi. Sadece Mehdi'ye ait bir isimdir. Özel hiç kimse kullanmamıştı daha önce. Bakiyatullah. İnşallah. Ayette de işaret edilen odur diyor. Cafer-i Sadık aleyhisselam. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Mealindeki ayettir diyor. Bu Mehdi'ye yine başka bir rivayette Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman bu ayeti okuyacağı ve ben Allah'ın bakiyesi ve hüccetiyim diyeceği rivayet edilmiştir. Hüccetullah her konuda Mehdi konusunda da işte Darwinizm, materyalizm konusunda her konuda sürekli delil verecektir. Bilimsel deliller, ayet delilleri, hadis delili verecektir. Onun için bir lakabı da El Hüccet. Hüccetullah, Allah'ın hüccetidir. Mehdi'nin lakaplarından birisi. Böylece onu ancak selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzündeki bakiyesi, Bakiyetullah şeklinde selamlayacaklar. Yahut Hüccetullah, Esselamu Aleyküm, Ya Hüccetullah deniyor inşallah Mehdi'ye. Leyl suresi 1'de şeytan Allah'a sığınırım. Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Bu deccaliyetin zulümatını dünyanın kaplayacağı, dünyanın zulüm içinde kalacağı devri anlatan bir ayet olduğu rivayetlerde belirtiliyor inşallah. Yani deccaliyete bakıyor. Açılıp ağardığı vakit gündüzü andolsun. İslam güneşinin doğduğu, Mehdi'nin zuhur ettiği zaman, İslam'ın artık aydınlandığı, İslam aleminin aydınlandığı, etrafı nur sardığı dönem. Bak, açılıp ağardı vakit gündüzü andolsun ayeti sorulunca buyurdu ki, gündüzden kasıt, biz Ehli Beyt'in soyundan olan El-Kaim aleyhisselam Mehdi'dir diyor. Zuhur ettiğinde deccaliyete galip gelecektir. Allah Kur'an'da insanlar için meseller verilmiş. Yani örnek meseller. Hikaye tarzında meseller var. Mesela Yusuf suresinde var bir şey. Onların içerisinde hikmetler vardır diyor. İşaret eder. Ve nebisine onunla hitap etmiştir. Bizden başka kimse ondan haberdar değil. Yani Peygamberimiz onları açıklamış. Zuhru suresi 66. Onlar kıyam gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Efendim. Muhammed bin Abbas, Ali bin Abdullah bin Esed, İbrahim bin Muhammed, İsmail bin Beşşar,
Ali bin Cafer Hadremi aracılığıyla Zürare'den rivayet eder. Ebu Cafer, Muhammed Bakır aleyhisselam rivayeti söylüyor. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın onlar kıyamet gününün kendilerine ansızın, kıyam gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Yani küfre Allah bunu söylüyor. Kıyamın aniden gelmesini mi bekliyorsunuz? Diyor. Başka bir şey mi bekliyorlar? Kastedilen şey diyor, Muhammed Bakır aleyhisselam, kastedilen şey, Kaim Mehdi aleyhisselam zuhur zamanları ki onlara ansızın gelecektir diyor. Ansızın zuhur edecektir diyor. İnşallah. İbn-i Ebu Necran aracılığı Muhammed bin Müslim'den rivayet etti. Ebu Cafer, Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu ki, ayette geçen Şura suresi 24, şeytan Allah'a sığınırım, Allah batılı yok eder. Demek ortadan kaldırır demek kaldırır demektir. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir ile kastedilen ise Hazreti Muhammed'in soyundan gelen El-Kaim Muhammed Mehdi aleyhisselamdır diyor. Şura suresi 24'te. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir. İbni Ümeyr İbni Muskan'dan naklen bana rivayet etti. Ebu Abdullah Cafer Sadık aleyhisselam haksızlığa uğratılarak kendilerine karşı mücadele açılan kimselerin karşı koyup mücadele etmelerine izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Hac suresi 39 ayetle ilgili şöyle buyurdu. Genellikle bu ayetin Hazreti Resulullah'ın Kureyş tarafından Mekke'den çıkarılması üzerine indiği söylenir. Ayetteki yardım ve zaferden kasıt ise El-Kaim Mehdi aleyhisselamdır. İnşallah. Bak haksızlığa uğratılarak kendilerine karşı mücadele açan kimselerin karşı koyup mücadele yapmasına ben izin verdim diyorlar. İzin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Bu da diyor Mehdi'ye bakıyor diyor. Bu ayette. İnşallah. Muhammed Cumhur Es-Sükuni'den rivayet edilir. Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. Mutlak bir kadere göre ahir zamanda Süfyani ve onun hesabı Süfyan. Süfyan-ı Deccal ve onun ashabı yani onun adamları yine Kelp kabilesinden 30 bin insan ortaya çıkmasıyla Yusuf'un yılları kadar yıl azap, iftira, rezillik insanların hayvan şekline girmesi gerçekleşecektir. 7 yıl azap çekecekler diyor. Bu 7 yıl süren kıtlığa işaret ediyor ahir zamanda. O zamanlarda iftira, rezillik insan içerisinde yayılacak. İnsanların eşkali bozulacak diyor. Hayvan gibi adamlar gelişecek diyor. Yani tipsiz, gıcık, kıl tipler türeyecek diyor sokaklar. Öyle insanlarla dolacak diyor. Yani güzel insan pek kalmayacak diyor. Hep böyle nursuz, uğursuz, eşkali kaymış, tipsiz, efendim, berbat tipler zuhur edecek diyor. İmam-ı Sadık aleyhisselam Tövbe suresindeki 32. ayet ile ilgili şöyle buyurmuştur. Allah'a andolsun ki bu ayette zikredilen vaat henüz gerçekleşmiş değildir. Şeytan Allah'a sınırım ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlayacaktır. Allah'a andolsun ki diyor, yemin ediyor İmam-ı Cafer Sadık. Bu ayette zikredilen vaat henüz gerçekleşmiş değildir. Kaim. Muhammed Mehdi zuhur edinceye kadar da bu gerçekleşmeyecektir. Kaim Muhammed Mehdi zuhur ettiğinde onun kıyam ve zuhurundan rahatsız duymayacak olan hiçbir kafir ve müşrik kalmayacak. Bütün münafıklar, kafirler, müşrikler Mehdi zuhur ettiğinde müthiş azap ve rahatsızlık duyacaklar diyor. İnşallah. Ya muazzam muhalefet edecekler. Hakaretler, iftiralar, küfürler, internetten, bilgisayardan, artık televizyonların, radyolardan kuduracaklar diyor hadisten. Tabii biz ahir zamana göre açıklıyoruz. İnternet evet, o zaman yok internet. Bak Allah'ın ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyor. Yani Mehdi'yi durdurmak istiyorlar. Mehdiyeti, İslam'ı söndürmek istiyorlar. Ağızdan yani konuşarak. İnternetle, telefonla, radyoyla, efendim, birbirlerine anlatarak, fısıldaşarak, dedikodu yaparak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Yani Mehdi'yi
İslam'ı, İttihat-ı İslam'ı durdurmak istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kafirler bütün işte münafık, üçkağıtçı, sahtekar takımı istemese de, direnseler de, şahsı maneviciler, şunlar bunlar, kim olursa olsun, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır diyor Allah. İnşallah. Mehdi'ye durdurmak mümkün değil. İnşallah. Şahsı manevi derken iyi niyetle yapanları tabi tenzih ediyoruz.